Selamun aleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aras Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler, güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına sadece aynı tür olan mor menekşelerimle çıktım. Bunları göstermek istedim ve birkaç da menekşeler hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şu bir tane saksımı göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle büyüklüğünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar maşallah subhanallah ne kadar güzel büyüdü. Şimdi benim bu menekşelerimin yapraklarında yumuşama oldu arkadaşlar. O yumuşamanın sebebini de ben sizlere söyleyeceğim. Geçen gün çok soğuk havalar olmuştu Konya'da. Hem çok sıcak hem çok soğuk hava oldu. Bir gün çok sıcak oldu, bir gün çok soğuk oldu derken işim vardı dışarıda. Aşağı kapı yani mutfağımdaki balkon kapım açık kalmış ve 3 tane yaprağında yumuşama olmuş. Her zaman söylüyorsunuz yaprakta yumuşama varsa menekşede nasıl kurtarabiliriz? Nasıl tazelendirebiliriz? Öncelikle yaprağınızda yumuşama varsa güzel bir sulama işlemi yapıyoruz. Bunlar da yok bakın. Bunlar çok taze ve canlı. Sadece şu saksım köşedeydi. Pencerenin yanında balkon kapısı vardı. Sizlere her zaman söylüyorum. İki ceyran arasında menekşelerimizi bırakmayın. Yoksa iki ceyran arasında kalırsa menekşeler hoşlanmaz ve sıkıntı olur diye. Aynısı benim başıma da geldi ve sizlere bunu göstermek amaçlı video çekmek istedim. Hem bilgilendirici bir video olur hem de nasıl kurtarırız onun hakkında konuşacağız. Bakın. Bakın. Yumuşak. Bu bir yumuşak yapraktır arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Yumuşak bir yapraktır. Bu yumuşak yapraklar arkadaşlar şöyle 3 tanesi yumuşak yapraktır. Sizlere de gösterdim. Diğerleri sağlıklı. Zaten menekşeler orta kısımdan büyür dostlarım. Ve kenarlarına doğru böyle sarkaçları olur. Bakın. Şu benim anaç menekşemdi. Biliyorsunuz başına birkaç talihsiz olay geldi. Anaç menekşemin. Şimdi bugün sizleri bunu canlandırmak için bir kürt ile karşınıza çıktım dostlarım. Şöyle bir adet yumurtamı 1 litre suyun içine dostlarım kırdım. Seyrettim bu yumurtamı. Ondan sonra şöyle bakın böyle oldu. Şöyle üstündeki köpüğü ben bir kaşık yardımıyla alacağım. Köpüğünü alacağım ki direkt doğrudan suyuna hakim olunca. Çünkü bana suyu lazım. Bu arada bu suyun hem yumurtanın akıyla hem sarısıyla karıştırdım dostlarım. Şöyle hemen yapraklarına değmeyecek şekilde birer çay bardağı ilave ediyorum. Bu yaprakların ceyranda kalmış olan böyle yumuşamış yaprakları düzeltecek. Hem daha güzel aktif açmasını sağlayacak. Hem de dallarına, köklerine dostlarım çok güzel işlem yapmış olacaktır Allah'ın izniyle. Şöyle hepsini birer çay bardağı gelecek şekilde kürümü veriyorum. Bu yumurtanın peki başka faydaları nedir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Tam bir çiçek coşturandır. Bir tek menekşe değil, sardunya, ceyran gözü, dikenler tacı, ondan sonra barış çiçeği, ona da çok kullanabilirsiniz. Özellikle barış çiçeğinin dostlarım yapraklarını da çok güzel canlandırıyor. Benim de menekşemin yaprağını canlandırmasını istediğim için bu işlemi yapmaya karar verdim. Bugün bunu yaptım. Menekşeyi dostlarım saklı zaman, ayırma zamanıdır. Siz arzu ederseniz bu menekşeyi 4 saksıya da ayırabilirsiniz. Şöyle parça parça halinde. Zaten çiçek üretenler, çiçek bakanlar çiçeğin nasıl ayıracağını, nasıl yapacağını bilir. Eğer yeni başlayanlar varsa onlara da tavsiye ederim. Böyle bir saksıyı değiştirmek istiyorsanız dostlarım köklerinden 3-4 saksı olarak ayırıp dikebilirsiniz. Hiç problem olmaz. Çelikten üretmek istiyorsanız yapraktan da üretebilirsiniz. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Şu ölmüş yapraklar var ya, hani aslında ölmedi, yumuşamış yaprakları da kırıp suya ekerseniz suyun içinde canlandırıp yapraktan çoğalttığım menekşelerini var. Sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Köklendirdiğim, bakın kökleri geliyor.
Bunların dostlarım. Bu arada böyle dalından yani böyle yaprağından kırdığınız menekşeyle şöyle göstermek istiyorum bir tanesini. Şöyle köklenme oluyor dostlarım. Yavaş yavaş kökleniyorlar. Bunları bir bardağınıza, bir kabınıza koyduğunuzda muhakkak 3 güne bir suyunu değiştirin. Çünkü 3 güne bir suyunu değiştirdiğinizde dostlarım daha çabuk köklenmesini sağlar ve kök çürümesi olmaz ve hastalık olmaz. Bu da benim sizlere naçizane tavsiyemdir. 3 güne bir suyunu değiştirmenizi tavsiye ederim güzel dostlarım. Daha sonra köklendiğinde dostlarım mesela bunu köklenmiş olarak sayın. Daha benim böyle bir daha vardı. Bardakta köklendi ektim. Minik minik pet bardaklarına ektim dostlarım. Pet bardağında köklenmesi büyümesi daha kolay oluyor bu menekşelerin. Niye böyle bu kadar niye bu kadar çoğaltıyorsunuz diye sorarsanız da çünkü evime gelen dostlarım oluyor ve hediye vermek istiyorum. Hediye vermek amaçlı böyle çoğaltıyorum ve veriyorum güzel dostlarım. Pet bardaklarını ekiyorum. Menekşe zaten büyük bir saksıya ekilmez. İlk başta köklendirileceği zaman muhakkak buna da dikkat edin. Pet bardağınıza köklendirin. Şöyle bakın pet bardağınızı orta kısmı dostlarım şöyle olana kadar atana kadar saksı değişimi yapmayın. Daha sonra da minik bir saksıya ekin. Hani yine de çok büyük bir saksı olmasın. Minik bir saksıya ekiminizi gerçekleştirin dostlarım. Bu da benim sizlere menekşeler hakkında en önemli püf noktalarımdan biridir. Dostlarım gölgelik yeri sever. Güneşi çok sevmez. Serin alanda, nemli alanda olmasını ister menekşe. Ve benim menekşelerim de nemli ve serin alanda güzel dostlarım. Ve o yüzden böyle çok güzel. Hem çiçek veriyor. Bakın şurası gördüğünüz üzere buket. Resmen bildiğiniz çiçek buketi oldu maşallah. Buket haline geldi. Normal bahçe toprağından ekiyorum menekşemi. Hiçbir problem olmadı. İnşallah da bundan sonra olmayacağını düşünüyorumdur. En önemli noktalardan biri de her sene saksısını değiştirmenizdir. Toprağını yenilemeniz. Eğer elinizde mevcut toprak yoksa bile toprağını dinlendirmelisiniz. Çünkü dinlenmiş toprak veya yeni saksı değişilmiş topraklardan daha güzel verim alabilirsiniz. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arısoyun Hobileri YouTube kanalıma beğeni atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Bizleri tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarda da soru sorabilirsiniz veyahut Arısoyun Hobileri YouTube Instagram adresim var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Genellikle oradan da sorularınızı cevaplıyorum. Tekrardan size Allah'ıma emanet ederek vedalaşıyorum.